Ben de bu videoyu sensiz çekeceğiz sanmıştım. Hı? Ama sensiz olmaz, değil mi? Tek Otantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Makrame tüy yaprak teknikleri video serimizin ikincisindeyiz. İkinci videomuzda sizlere farklı bir düğüm atma tekniği tarif edeceğim. Gayet bence şık duruyor. Farklılık olarak makrame tüy yaprağı teliz ipi de ekledim ben. Böylelikle daha otantik bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Bu şık sarkacın yapımı için videomuzu sonuna kadar izleyin ve video serimizin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Birinci videomuzda makrame tüy yapraktan anahtarlık yapmıştık. En basit olan anahtarlık yapımından sonra sarkaç yapımına geçiyoruz şimdi. Sarkaçta bir ağaç dalı kullanacağım. Bu ağaç dalını yeşilken suya bastırıp iyice ıslattıktan sonra bu formu, bu şekli vererek kurumasını sağladım. Böylelikle siz de aynı yöntemle böyle eğimli istediğiniz şekillerde ağaç dalı elde edebilirsiniz. Tasarladığım sarkaç modeline geçelim şimdi. Yine ipliklerimizi hazırlıyoruz. Deniz ipliklerimizi de aynı boyda hazırlayacağız. Deniz kabukları da kullanacağım sarkacımızda ve böyle ahşap boncuklar kullanacağım. Tamamen doğal görünümlü ve otantik bir şey olacak. İpliklerimizi hazırladım. Uzun tuttuğum orta ipliğimi de hazırlıyorum. İpleri tek tek kullanacağız. İkiye bükmeyeceğim. Tam bu şekilde ortalayarak bildiğiniz normal düğüm atıyorum. Çok daha kolay ve gayet de şık duruyor. İyice görmeniz için bence bu kadarı yeterli. Sonuna kadar aynı şekilde hızlandırarak devam ediyorum. Bunda ayrıyetten düğüm atmama gerek kalmadı. Çünkü son attığım teliz ipliği bayağı sıkı tutuyor zaten. Ve sonra da tarama işlemine geçiyoruz. Tabii ki tarama işleminden sonra da iki tane yaprak kullanacağım için ikinci yaprağımızı yapıyoruz. İki yaprağı da üst üste getiriyorum ki eşit kesmek için. Ve istediğim şekilde yaprağı kesiyorum. Ben bu şekli seviyorum. Siz daha farklı, daha yuvarlak katlı yapraklar kesebilirsiniz. Gelelim ağaç dalımıza eklemeye. Bunun için yine makrame ipimden bir parça keseceğim. Önce bir kenarına düğüm atıyorum. Sonra diğer tarafı da düğüm atabilecek rahatlıkta bir uzunluk bırakarak kesiyorum. Makrame iplerinin ucu iplik iplik olduğu için burada yapıştırıcı kullandım. Ucunu sertleştirmek için. Çünkü boncuk geçireceğim. Ahşap boncuklarımızı diziyorum. Tam 6 tane ahşap boncuk kullandım ben. Sizin kullandığınız forma göre sayı değişebilir tabii ki. Ve yine geldi Mia'mı. Mia ile devam edelim. Mia. Yapraklarımızı koruyalım Mia'dan. Mia, ben de bu videoyu sensiz çekeceğiz sanmıştım. Hı? Ama sensiz olmaz, değil mi? Evet, bekleyelim. Mia atölyemizi tanısın. Miaş. Paşam. 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 Sen de mi tüy yaprak yapacaksın?
Evet, tüy yapraklarımızı böyle taktık buraya. Bunu da buraya. Burayı da keselim. Fazlalığını. Burayı da açalım. Püskül gibi duruyor zaten. Şimdi ortadan da deniz kabuğunu sallandıracağız. Bu tüy yapraklar adı üstünde çok hassas. Sürekli düzeltmek istiyor. Karışıyor. Siz bunu sürekli düzelteceksiniz tam rayına oturana kadar. Şimdi biz deniz kabuğumuzun ipini hazırlayalım. Şöyle bir uzunluk ayarladım ben. Sıpa. Sıpa seni. Bakın böyle. Şurayı kıvırıyorum. Bu iki ipi de buradan geçiriyorum. Aslında bunu iki deniz kabuğu sallandırsak daha güzel olacak sanki. Evet, deniz kabuğu delme videolarında delme işlemini anlatmıştım. Deniz kabuğu delme videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu böyle. Benim paşam Miyam atölyeyi tanıdı, ilgi çekmeyi başardı ve gitti. İkinci deniz kabuğumuzu da takalım. Tabii bu deniz kabuğunun deliği biraz daha küçüktü. O yüzden ipin katını ayırdım ben. Ayırdıktan sonra istediğim yere denk getirdikten sonra düğüm attım. İplikleri de biraz uzun kestim çünkü makremenin ipinin bu püskül duruşu benim çok hoşuma gidiyor. İsterseniz siz kısa da kesebilirsiniz. Tekrar son düzeltmelerimizi yapıyoruz. Sarkacımız hazır. Bence çok şık, otantik oldu. Kabuklarının rengi de çok tatlı durdu. Tabii ki bu benim fikrim. Sizler de eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda sormak istediğiniz sorular varsa bunları da sorabilirsiniz. Ayrıca her zaman söylediğim gibi biz bir internet kursuyuz. İnternet kursu olduğumuz için öğrenmek istediğiniz teknikler varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Özellikle makrame tüy yaprak tekniği ile çok farklı fikirler var aklımda. Video serimin devamını da izlemenizi tavsiye ederim. Sizlere sanat dolu güzel günler diliyorum.